Sus. Konuşma. Madem esirgedin kendini benden, seni konuşturmama hakkına sahibim. Ama ben... Evet, sen. Zihnimin içini meşgul etme lütfen. Ben sana dün gülümsemiştim. Defol. Kovuyorsun demek. Hayır, siliyorum seni. Ama istediğin beni yine kendin çizeceksin. Yapma. Ne olur yapma. Yapacağım. Henüz yüzleşmemiz gereken hayaller var. Kırmızı giyin. Ne oldu? Mağlubiyetini nasıl bastıracaksın şimdi? Ben mağlup değilim. Sen mükemmelsin. Şimdi sen susacaksın. Ben konuşacağım. Tamam. Affet. Mumu söndür. Zaten yeterince karanlık değil mi? Söndür. Peki ama neden? Odadaki resimlerimle değil. Benimle. Acımasızsın. Aferin. Şimdi ödülünü giyinip geleceğim. Hoş geldin. Hoş bulmadım. Ne oldu? Beğenmedin mi? Hayır, gayet şıksın. Kırmızı bu dünyaya senin yaratılışınla gelmiş gibi. Hem ayrıca şu karanlıkta ay gibi parlamasan kırmızı da anlamını yitirecek. Buyur etmeyecek misin? Aa, çok özür dilerim. Tabureye oturabilirsin. Peki, anlaşıldı. Yine aynı. Bu seferki çok farklı olacak. Ne düşünüyorsun? Saçlarını öreceğim. Hem de kendi ellerimle. Yakınlaşmamı ister misin? Lütfen. Kıyafetin bu odaya çok yakıştı. Ama ben kadınlarımı sana yakıştıramıyorum. Nefesini soluyan çıplaklığım varken saçlarımı örmekle meşgul olman... Artık beni çizmeyi bırak. Gasilhane havuzundaki incir fidesi şehvetini izlemekten bıktım. Seni ancak çizebiliyorum. Anla bunu artık. Beni sevmiyor, istemiyorsun. Sus, lütfen. Söz veriyorum, bu son çizişim. Sonra? Sonra söz veriyorum sana. O kadar yaklaşacağım ki ellerimle ördüğüm saçlarını saracağım boynuma. Üzerinde oturduğun tabureyi bir daha kullanmamak üzere kaldıracağım ayak altından. İnanayım mı sana? Söz veriyorum dedim ya. Artık seni gerçekten yanımda hissedebileceğim yani. Evet. Kararım kesin. Peki. Bitti sonunda. Seni bekliyorum. Geliyorum. Gel. Öyle bir geliyorum ki kırmızının bir damlasını bile aziz kılarak. Gel. Saçlarında olmasa... Keşke saçlarım örmeseydin. Örmesem olmazdı. Kırmızı anlamını yitirirdi. Tamam, gel artık. Şu lanet tabureyi attıktan sonra yanındayım. At. Ben geldim. Hoş geldin. Alo, amirim. Adam kendini asmış. Ama tuhaf bir şekilde evin her yerini kırmızıya boyamış. Kendini astığı odada bir sürü üzerine resim çizilmiş parşömenler var. Hepsinde aynı kadının resmi var. Duvara da aynı kadını çizmiş. Ve tüm resimlerde kadın bir taburenin üzerinde oturuyor. Daha da ilginci, bu tabure intihar ederken kullandığı tabureye çok benziyor. Duvardaki resim yeni henüz. Kadın çırılçıplak ve saçları örgülü. Evet, tabure kullanmış. Bir fırça var göz önünde. Üzerinde incir. Evet, incir yazıyor. Evde sanatsal malzeme dışında hiçbir şey yok. Elektrik dahi yok. Mum var, mum kullanılmış. Ev sahibi 3 gün önce taşındığını söylüyor. Yo, hayır, evli değilmiş. Bir dakika. Parşömenlerden birinin sağ alt köşesinde bir fotoğraf. Evet, aynı kadın. Maktul'le beraber aynı karede. Sarılmış ve gülümsüyorlar. Fotoğrafın arkasında ölerek kendini unutturabileceğini mi sandın yazıyor. Anlaşıldı amirim.